Merhabalar, içeriğime hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimizde sade, güzel bir kek yapacağız. Herkes kek yapmayı biliyordur muhakkak. Fakat kekin püf noktasını tutturamadığınız zaman kek olmuyor. Ya kabarmıyor, ya doğru homojenize karışmadığı zaman doğru lezzetli olmuyor, kum gibi oluyor, değişik bir sürü kek üretebiliyorsunuz. Ama o istediğimiz doğru kek kıvamında kek nasıl yaparız? Bugün bu tarifi sizlerle paylaşmaya özen göstereceğim. Bunun için şöyle 2,5 su bardağı ona ihtiyacımız olacak. 1 bardak sıvı yağ, şöyle 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 2 paket şeker vanilin, 1 paket kabartma tozu, şöyle 2 tane de yumurtaya ihtiyacımız var. Bir şöyle karıştırıcı, bir de keki koymak için, fırında pişirmek için kek kalıbına ihtiyacınız olacak. Bu malzemeleri karıştırıp çırpma işlemini yaparken fırınınızı 180 derece ön ısıtmaya ayarlayın. Güzelce ısınsın bir 10 dakikaya yakın. Kekte fırın ısısı çok önemli ve değerli. Fırın ısınızı ayarladıktan sonra ön ısıtmanız tamamlandı mı, kekinizi çırptıktan sonra fırına attığımız zaman yaklaşık bir 50 dakikaya yakın pişirme süremiz olacak. Bunun için ilk yarım saatte kesinlikle fırının kapağını açmayın. Kekiniz kabarmaz. Kabarma esnasında yakalanırsanız söner. İşte bazı ince püf noktaları var bu kek pişirmenin. Çok pratik bir şey ama o püf noktalarını kaçırdığımız zaman doğru kek yapmayı beceremiyoruz ya da o lezzetli keke ulaşmayı engellemiş oluyoruz. Dolayısıyla bu ince hassas noktalara dikkat ederek bu kek tarifimizi yapalım. Bakalım sonuç ne olacak, birlikte görelim. Yumurtamızı içine kırdık. İki yumurtamızı kırdık içine. Şöyle şeker ve yumurtamızı yaklaşık bir 10 dakika karıştıracağız böyle. Güzelce beyazlayışın, beyazlamaya krema şeklini alana kadar böyle bir çırpalım. Bu çırpma işlemi çok önemli. Yumurtamızı, şekerimizi. Kıvamımız hazır. Şimdi bunun içerisine şöyle kabartma tozlarımızı dökelim. Şeker vanilyamızı dökelim. İçine atacağımız malzemelerimizi böyle yavaş yavaş karıştırarak yapalım. Şöyle ıspatula yardımıyla yedirelim güzelce. Evet, şimdi sütümüzü dökelim güzelce. Bu arada fırınımızı açtık. Ön ısıtmasını yapıyor. Kek kalıbımızın içine hafif yağladık. Şimdi yağımızı döküyoruz. Bir bardak sıvı yağ dedik. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Artık içerisine yavaş yavaş unumuzun hepsini değil, şöyle azar azar yedirerek unumuzu dökelim. Kıvamını çok koyu yapmadan, kek kıvamı biliyorsunuz, krema şeklinin biraz koyusu.
Gördüğünüz gibi kek kıvamımız oluştu. Şöyle az bir şey kaldı. Onu da döküyorum ve ölçümüz tam. Söylediğim miktarın dışında bir şey kullanmıyoruz. Tam istediğimiz kıvamı yakaladık. Yani buradan homojenize çırpmayı başardığınızın da aslında şeyini kanıtlamış oluyoruz. Yani bu kıvamı yakaladığınız zaman kekinizin hamurunu homojenize bir şekilde çırptığınızı ispatlamış oluyorsunuz. Çünkü başka türlü olduğunda bu kıvam yakalanmaz. Şöyle spatulayla ben birazcık ununu iyice yedirmiş olmak için karıştırıyorum. Aslında kıvamımız tam. Evet, şu unla iyice karışmasını sağlamış olayım diye şöyle biraz. Evet, gayet güzel. Kıvamımızı elde ettik. Evet, şimdi şöyle iç şeyini hazırlamış olduğumuz kek kalıbımıza güzelce döküyoruz. Bismillah. Evet. Şimdi fırına veriyoruz. Artık pişmesini bekliyoruz. Evet, güzel kabardı. Yaklaşık 20 dakika oldu. 30 dakika oldu. Az bir şey kalmış pişmesi. Çok az kalmış görünüyor. Yarım saati tamamladıktan sonra fırınımızı açıp bir uzun kürdan bakacağız bakalım dibine kadar. Evet. 35 dakikada kekimiz pişti. Şöyle basit bir, yani çok özelliği olmayan bir Beko fırınımız var. Bu fırında pişirdik. Yani şöyle nerede pişirdiniz diye merak ederseniz Beko fırında pişirdik. Şöyle çöp şiş için kullandığım kürdanımsı malzemeyle bakıyoruz. Değişik yerlerden şöyle. Herhangi bir problem yok. Çiğ kalma riski yok gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Şahane bir şekilde pişti. Umarım lezzeti de güzel çıkacak. Yani işte zaten kek yapmanın bütün püf noktalarına dikkat edince şu ana kadar başarılıyız. Şimdi kekimizi kalıptan çıkartalım. Sonrasına lezzetine de bakacağız. Evet, kekimizin şöyle biraz şeyi parçası kalıbın dibinde yapışık kaldı ama bozulmadan çıkartmayı başardık. O da sürmüş olduğumuz zeytinyağı olduğu için zeytinyağın biraz hafif gelen bir kısmı oldu büyük ihtimalle. Orada ısıyla görünce kurudu. Ama genel itibariyle şöyle baktığınız zaman kekimiz başarılı oldu. Şimdi biraz oda sıcaklığına düşsün, normal sıcaklığı, servise hazır olsun. Keseceğiz, bakacağız. Şöyle keke baktığınız zaman kabarma harika. Çok güzel. Şöyle bir dilim keselim. Ilık. Pişmesi falan şahane oldu. Şöyle baktığınız zaman göreceksiniz zaten. Süngerimsi görüntü. Şahane. Evet, afiyet olsun diyorum.
Şöyle küçük bir lezzetine de sizin için bakmış olayım. Muhteşem. Kesinlikle bu tarifi benim içeriğimde anlattığım şekilde uygularsanız şahane, başarılı, hafif vanilya aromalı. Ben yumurtayı biraz az kullandığım için 2 tane yumurta çok başarılı oluyor. 3-4 yumurta genelde tariflerde bahsediliyor. O zaman yumurtasını çok koyarsanız limon kabuğu, portakal kabuğu bir şeyler rendelemeniz gerekebilir baskınlığını alması için. Ama benim bu verdiğim tarifte yumurta kokusu daha iyi yok. Çok dengeli, şahane. Gördüğünüz gibi pamuk gibi süngerimsi güzel bir kek oluştu ve lezzeti süper. Afiyet olsun. Beğeni, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Bu güzel ailede katkı sağlamaya devam edersiniz. Pusula Çağlayan ailesini tam zamanlı izlemeye devam edin. Yeni içerik ve çalışmalarda buluşmak dileğiyle sağlıklı günlerde kalın. Tam zamanlı Pusula Çağlayan'da kalın. Hoşçakalın.